Efendim telefon hattımızda Dijital Hayat TV koordinatörü Bilal Eren var. Merhaba Bilal, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler, iyi yayınlar. Sağ olun. Neler getirdiniz bu hafta bize? Neler var? Bu hafta neler çok konuşuluyor? Neler var? Onları hemen size aktarayım istiyorum, dinleyicilerimize. Şimdi 7 Haziran'da seçim geliyor biliyorsunuz. Evet. Genel olarak genel seçimler. YSK web sitesini aktif hale getirdi. Ve nerede oy kullanacağımızı orada görebiliyoruz. Evet. Bunu söyleyerek başlamak istedim. Seçmen.ysk.gov.tr'de nerede oy kullanacağımı tıklayıp öğrenebiliyoruz. Bunun bilgisini verelim. İki tane etkinlik haberi var, çok keyifli. Özellikle bir tanesi Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Çocuk Bilişim Zirvesi adı Evet. altında. Teknolojiye doğan çocuklar ana teması. Hani biz teknolojide büyüdük. Teknolojiyi sonradan gördük ama bir de teknolojide doğan çocuklar var. Bunları Doğru. ilgilendiriyor. Kadir Has Üniversitesi'nde 23-24 Mayıs, yani bu cumartesi pazar, etkinliklerin hepsi ücretsiz. Hani bu konularda ebeveyn çocuğunu alıp katılabilir ve çok güzel konular var, psikolojiden oyun konusuna kadar. Mesela oyunların çocukların eğitiminde nasıl etkileri var, bunlar hep tartışılacak uzmanlarla. Tavsiye ederiz, app kuşağı diyorlar. Yani application, işte iPad'e, iPhone'a, Android cihazlara Evet. uygulama indirerek büyüyen çocuklar temalardan biri de bu. İkincisi de Beykent Üniversitesi'nde Cuma günü dijital medya zirvesi. Özellikle üniversite öğrencileri, reklama, tanıtıma meraklı öğrencileri buraya davet ediyorlar. Etkinlikte ücretsiz, tavsiye ederiz. Microsoft bir araştırma yaptı. Bu özellikle İngiltere'de şu an çok konuşuluyor. 2000 yılında bir insanın bir şeye odaklanmasının süresi 12 saniyeyken 2012 yılında bu 8 saniyeye düşmüş. Evet, yani bir şeye odaklanma, bir olaya olabilir, bir karşımızdaki bir manzaraya olabilir. Odaklanma süresi 12 saniyeyken teknolojinin gelişimiyle beraber hayatımıza girmesi, işte bu akıllı telefonların kalkar kalkmaz yastığımızın altından cep telefonlarına bakan bir neslin gelmesiyle bu 8 saniyeye düşmüş. İlginç bir not, balıkların odaklanma zamanı 7 saniyeymiş Az neredeyse. kaldı. Balıklara doğru gelmeye başladık. Yani ne oluyoruz diye böyle bir soruyla bitirmiş araştırma. İlginç. Hani Evet. en çok konuşulan şeylerden biri bu geçen hafta. Evet. Dijital medya mecraları ve işte sosyal medya mecraları değişik kampanyalar yapmaya devam ediyorlar. Gene Avrupa'dan bir haber, 2-3 ay içinde Türkiye'de de gerçekleşecek. Biliyorsunuz bir müzik uygulaması var, Spotify diye. Evet. Akıllı telefonlarımızda favori müziklerimizi dinleyebildiğimiz ücretsiz olarak bir uygulama. Bütün müzik arşivi de çok geniş, milyonlarca. Bu ünlü bir kahve markasıyla, dünyaca ünlü bir kahve markası işbirliği yaptı. Şöyle, o kahve markasından kahve aldığımız zaman size verilen kuponla ve size özel şarkılar ve listeler gelecek. Ve ücretsiz olarak internete bağlanıp bu binanın içinde, işte oturacağınız yerde müziklerinizi dinleyebileceksiniz. Geçen hafta da hatırlıyorsunuz bir pizza markası emojilerle pizza siparişi vereceğini Evet, evet. duyurmuştu. Hatırla, öyle bir Evet. haber vermiştik. Yani Evet. bu şirketler acaba ellerindeki şeyi nasıl başka işbirlikleriyle şey yapabilirim, bunun derdini de yer. Yani bunu çoğaltabiliriz. Şimdi milyonlarca kişi bunları kullanıyor. Acaba bunu ticari olarak neye dökebiliriz gibi derdin içindeler. Bunu söyleyebiliriz. Apple bir açıklama yaptı. Elinde 3G ve 3GS telefonu olanlar belki bu konuda dikkat edebilir. Artık desteğini çekti, yazılım desteğini ve donanım desteğini çekeceğini duyurdu 1 Haziran'a itibaren. Yani bu telefonlara sahip olan dinleyicilerimiz bir arıza ile karşılaştıklarında artık destek alamayacaklar resmi olarak. Bilgi vermekte fayda var, bunu Evet. söyleyebiliriz. Evet. Size bu hafta vaktimiz de varsa bir mecradan bahsedeceğim. Şu an çok kullanılıyor ve işte gazeteciliği, haberciliği, belki bireysel indirecek bir şey. Periskop denen bir mecra var. Murat Bey, siz de biliyorsunuz. Bu Evet. Twitter'ın bir mecrası. Bundan biraz bahsedeyim izin Lütfen. verirseniz. Özellikle bu takipçilerinizi çoğaltmakta, kendi yayınlarınızı yapmak açısından acayip bir kırılım yaratacak gibi gözüküyor. Yani insanlar buradan ticari olabilir veya söz söylemek isteyen insanlar kendi kanallarına oluşturup canlı yayın yapıyorlar ve acayip etkili olmaya başladı. Son derece basit bir yayın platformu. Twitter üzerinden de giriş yapılabiliyor. Bir Twitter hesabı ile bağımsız da giriş yapabiliyorsunuz. Üç farklı seçeneği var: Watch, Broadcast ve People. Evet. Watch seçeneğinde o an yayın yapan birisine ulaşabiliyorsunuz sadece seyretmek olarak.
podcast'te yayın yapıyorsunuz. Diyelim sizin bir kitap yazdınız veya evinizde güzel bir yemek yapıyorsunuz. Bir ev hanımısınız. Veya bir ticaretle uğraşıyorsunuz. Bir dükkandan bir ürün satmaya çalışıyorsunuz. Bu ürünü veya kitabı veya yemeği tanıtabilirsiniz. Güzel bir kamerayla işte örneğin bugün akıllı telefonlar çok iyi çekiyor ve görüntü kaliteleri çok iyi. İyi bir internet üzerinden yaptığınız yemeği anlatabilirsiniz ve kendi yayınınıza, insanlar kanalınıza bağlanarak bu yayını görürler ve bir anda popüler olabilirsiniz. İşte burada tabii bir hedef seçmek lazım. Aynı bir kitap yazmak nasıl başlarken hedef kitlenizi, amacınızı, neyi ortaya koymak istediğinizi belirtiyorsanız. Evet. Periscope'da da kanal açtığınız zaman kendinize ait böyle bu amacı ve şeyi iyi belirtmek gerekiyor. Hı-hı. Mekanın iyi olması, çekim kalitesinin iyi olması ve prime time dediğimiz 19-22 arası yani akşam 7 ile 10 yayını yapmanız çok etkili olacak. Hı-hı. Bunu gençler çok iyi kullanıyorlar. Amatör müzik yapanlar, bu konuda işte kitap yazanlar Periscope'dan yayın yaparak acayip takipçiler buyuyorlar kendilerine. Evet. Bunu dinleyicilerimize aktarmış olalım. Hani Periscope ne diye soruluyor devamlı. Hı hı hı. Son haberimiz buydu. Yarın bir konumuz var. Dijital Hayat'ta, TRT Dijital Hayat'ta TRT Radyo'da saat 15'te. Evet. Öğleden sonra 3'te. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayt Birinci Bey gelecek doktor. Hı hı. Kişisel sağlık sistemi en nabızı konuşacağız. Evet. Kullanıcıları çok iyi biliyor. Yeni yayına girdi. Hı hı. Bir hastaneye gittiğimiz zaman veya bir özel sağlık kurumuna bütün kayıtlarımızı bulabileceğimiz bir sistem böyle girdi yakın zamanda. Tahlil raporlarımız, aldığımız ilaçlar, vurulduğumuz iğnelere kadar bütün veri tabanı geçmişe dair ve geleceğe hepsi orada olacak. Bir doktora gittiğimiz zaman doktor bir tuşta bütün kayıtlarımıza ulaşacak. Kişisel sağlık sistemi deniyor buna. Yarın bunu konuşacağız. Bütün dinleyicileri bekleriz. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Kolay gelsin.